12 avukat komisyonu adına konuşuyorum. Bizler aslında komisyonumuz bizim 12 aileleri ve 12 derneği adına aynı zamanda konuşuyorum kendi şahsım adına. Elbette ki değerli kurum avukat arkadaşlarımızın da içinde olduğu geniş bir komisyonumuz var aslında. Farklı temsiliyetli olan geniş bir komisyonumuz var. İşte Barış Miting'in tablosu neydiyse aslında bizim 12 dava avukat komisyonunun bileşeni de aynı bileşen diyebiliriz. Onun bir yansıması. Şimdi bakıyorum aslında hepiniz davaları aslında takip eden ve birlikte aslında duruşmaları birlikte takip ettiğimiz insanlarsınız. Yüzler çok tanıdık. Yani çok dinlediniz bizi, duruşmalarda çok dinlediniz, dosyaya dair işte ben buraya gelirken bir hazırlık yapayım, bir tekrar mı yapsak, neydi dosyada, ne oldu, ne bitti diye. Ama bakıyorum aslında birçoğunuz bunları çok duydunuz duruşma salonlarında bizden. Aslında bir hukuk mücadelesinin böyle bir katliam dosyasına ve diğer katliamlar içerisinde de bir hukuk mücadelesinin nasıl yürüdüğüne dair bir kısa ben sunum yapayım. Şu an tercihimi öyle kullanayım. Sonra da son duruma dair, dava dosyasındaki son duruma dair, çünkü biten bir şey yok, bilgi vereyim. Şimdi bizim avukat komisyonumuz gerçekten 10 Ekim alanında oluştu. Orada ortaya çıkan bir komisyondu. Orada biz işte hayatta kalanlar olarak bir araya bir şekilde oradayken savcının yakasına yapıştık. Oradayken alana girmeye çalışan temcileri aslında biz ilk tablo neydiyse, ilk gördüğümüz tablo bizim neydiyse aslında biz aynı sonuca dava dosyaları sonunda vardık. Belki evet aynı zamanda olayın mağdur ve müştekisiydik ama aynı zamanda bizler insan hakları savunucusuyuz. Bizler bu dosyalara birçok Türkiye'de katliam dosyasını da yürütmüş avukatlarız. Ne yazık ki bu süreci yaşamak zorunda kaldık birlikte. Hep ben söylüyorum, biz 10 Ekim gecesi bir rapor hazırladık hızlıca. Neydi, başınıza gelen neydi ve ne oldu diye. Avukatların gözüyle aslında, çünkü orada savcının yapmadığı keşfi, bu soruşturmada aslında sorumlu olan ve aynı zamanda delillerin üzerinde gezen emniyetin ne yaptığına dair bir tahlil yaptık. Biz 10 Ekim gecesi oturup yazdık avukat arkadaşlarla ve 30'dan fazla avukatın imzası olan bir metinde ve bunu hızlıca çevirerek aynı gece tüm dünyaya duyurmaya çalıştık. Biz katledildik ve bizi katledenler alandaydı dedik aslında özetle ve bu tespitlerimizin hepsi aslında keşif yapılan alandaki tüm tespitlerimiz aşağı yukarı delillerle teyit edilmiş oldu. Ne yazık ki acıydı bu teyit edilmiş olması. Bu süreçte evet 10 Ekim davasında katliam dosyası da, Diyarbakır katliam dosyası içinde, Suruç dava dosyası içinde belki şimdiye kadarki süreçlerden farklı şöyle bir süreç oldu. İlk defa bu kadar geniş bir avukat grubu çok koordineli bir şekilde ve çok uzun süreli bir çalışmayı yürüttü. Çok farklı bağımsız kimliklerle yürüttü. Dolayısıyla süreç belki kısmi olarak adalet duygumuzu tatmin etmese de kısmi olarak bir sonuçla karşılaşmış olduk. Peki biz soruşturma aşaması içerisinde evet neydi bu davaların açılmasını sağlayan şey? Gerçekten bunu hep biz tekrar ediyoruz, siz de biliyorsunuz. Katliam dosyaları müştekiler olmadan yürümüyor. Hiçbir dosya yürümedi. Türkiye tarihine bakın, Türkiye'nin dava tarihine bakın, bu tarz dava tarihine. Ailelerin müdahil olmadığı tam anlamıyla hiçbir dosyanın bir sonuca vardığına hiçbir zaman şahit olmadık. Evet biliyoruz her asla tam olarak adalet gerçekleşmeyecek ama en nihayetinde belki şu anekdotlar işe yarar söylediklerim konusunda. Biz aylarca savcının kapısını bir gün bile boş bırakmadık. Bize bu kokteyl terör örgütüdür, Twitter'dan şu kişiyi bulduk, bakın burada bu örgütte var diye yalanlarla, sözlü olarak savcıların söylediği yalanlarla, ki o savcıların hepsi hakkında suç duyurusu bulunduk bu arada. O kapıdan hiç ayrılmadık ve sonunda şunu yapmak zorunda kaldılar ve tabii ki ayrılmadık derken bu gerçekten ailelerden aldığımız vekaletle, vekalet derken bir evraktan bahsetmiyorum ben. Gerçekten ısrarı ve acıya rağmen, tüm acıya rağmen yüzleşme inadıyla oldu bu mesele.
ne yapıldı? En son bir kişi kendini patlattı. Oradan bilgiler çıktı. Dosyayı açıyoruz avukatlar diye bize söylediler. Tabii ki 3 kişiyi ayrı ayrı operasyonlarla bir şekilde şüpheli operasyonlar 3 sanığın öldürüldü ve oradan çıkan bir kısım delillerin aslında bunlar örgüt evleriydi. Bir kısım işlerine gelen delilleri toplayarak önümüze bir dosya çıkarttılar. Bu dosya herhangi bir adam öldürme dosyası olsaydı nasıl takip edilirdi ya dair bir karşılaştırma yaptığımızda bu dosyada yapılması gereken hiçbir şey yapılmadı gerçekten. Dava sürecinde sizin de takip ettiğiniz üzere bir kısım delilleri bir şekilde biz görünür kılabildik. Ve gerçekten o anlamda zor geçti süreç. Ama şu var tabii, bu biz katliama uğradık demek yeterli olmuyor. Hiçbir yerde hiçbir zaman yeterli olmuyor. Ne yazık ki. Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsak ispat yükü ne yazık ki bizde. Yani bu fiilen böyle. Ne yaparsak yapalım biz sunmak zorunda kalıyoruz. Deliller bizi katledenlerin elinde ama biz onlardan delilleri elde etmeye çalışıyoruz. İşte o mahkeme salonunda şu vardı, şu dosyada bu vardı diyerek tek tek arkadaşların inanılmaz çabasıyla. Gerçekten 2 ayda bir verilen duruşmalarda neredeyse meslektaşlarımız herkes her gün bir iş yaparak, bir kayıt inceleyerek, çok geniş bir ağda bir çalışma yaparak bu işi yürüttüler. Ama mahkemenin direnci tabii ki bizi en sonunda sadece kişilerin anayasal düzeni ihlalden ceza aldı. Hadi buyurun bunlar sanıklar dediği bir süreç oldu. Hepinizin bildiği bir süreç oldu. Biz burada neyi yapabildik? Yani çok şey başaramadık ama nereye kadar geldik? Bir, bu sanıkların birçoğunun aslında katliamla olan bağı kurulmuş oldu. Bu sanıkların devletin belli kademelerinde istihbarat deyin, terörle mücadele deyin, belli kanalları hatta askeri unsurları söyleyin, ilişkilerinin görünür olduğu deliller ortaya çıkmış oldu. Tabii bunların hiçbirisi mahkemenin ve belki iktidarın hiç hoşuna gitmedi. Dolayısıyla apar topar dosyamız Sincan'a taşındı. Apar topar son celse hızlıca bir karar verildi. Hatta bize ya bu kadar yüksek cezalar verdik, ilk defa bir katliam dosyasında bizden ne istiyorsunuz dediler. Daha neye itiraz ediyorsunuz dediler. Tabii ki biz bununla yetinmeyeceğiz. Gözümüzün önünde olan belgelere rağmen ısrarla ne yazık ki bunların diğer bağlarını soruşturmama yönünde bir irade var ısrarla. Yani en basitinden mesela Şubat ayında dosyaya giren iddianame hazırlanmadan önce bir MIT raporu var. Dosyanın kim aşamalarında aslında kimi devletin kim kademelerinin de suçtan kurtulma kaygısıyla bir takım belgeler yolladığı da oldu. Nasıl oldu? Mesela 10 Ekim günü 9.40'da bir istihbarat raporu emniyetin C büroya düşüyor. Aslında o sunulmayan, kaybedilen ya da gösterilmeyen, saklanan bilgilerdi. Ama ne oluyor? 9.40'da bir kayıt düşüyor ve o kayıt dosya düşüyor. Bunun gibi binlerce bilgi var ama bunların hiçbirisinin üzerine bizim ısrarlarımıza rağmen gidilmedi. Ama bunların kaydı düşüldü inanın. Bunların hepsinin kaydı düşüldü. Hepsinin suçlusu ayrı ayrı yapıldı. Kilis'te gelen dosyada sınırda pazarlık yapan, işte asıl sanıklardan İlhan Balı'yla pazarlık yapıldığı kaydı tutulduğu halde bu kayda rağmen işlem yapmayan savcıdan tutun da o dinlemeyi yapan emniyet görevlilerine kadar. Kişilerin üzerinden bomba yapı malzemeleri çıktığı halde bu sanıkların 10 Ekim katliamından önce ve sonraki süreçlerde buna rağmen işlem yapmayan savcılar hakkında. Hepsi hakkında suç duyurusu yapıldı. Ama tabii ki bunlardan henüz bir sonuç elde edilmedi. Sonucun elde edilmesi takibe bağlı. Hepinizin bildiği üzere. Ama biz bu dosyalarda bir aslında şunu yapmak istiyoruz. Tabii ki elde verilen ceza bildiğiniz üzere hepsi temize tabi cezalar. Aileler adına istinaf, üst mahkeme başvurularını yaptık. Tabii ki dava dosyasında ileri sürdüğümüz nedenlerle. Birinci aşama bu sanıkların gerçekten verilen bu cezaların bu sanıklara yetersiz olduğu üzerinden bir iddiamız var. Buna dair bir istinafımız var. Bunların temiz süreçleri de olacak. Yargıtay süreci bir aşama daha var. Bir, bu aşama itibariyle dosyayı sanıklar açısından takip edeceğiz. Edecek avukat komisyonu. Bir de dosyası ayrılan, tefrik edilen sanıklar var. 16 sanık var tefrik edilen. Bu arada 8 Kasım 2018'de duruşması var.
Tefrik edilen sanıklar açısından da süren bir yargılama var. Bu yargılamayı mutlaka takip etmek gerekiyor. Buna neden söylüyorum? Bir aşama bitti denilip doğal olarak bir rehavet oluşabiliyor. Gerçekten bu dosyayı, birçoğunuz kurum temsilcisiniz burada biliyorum. Bu bizim tarihimizin bir vakası. Sadece bunu elbette ki ağırlığı, acısı bir yana gerçekten Türkiye demokrasi tarihi denen veya Türkiye'de bir demokrasi mücadelesi denen bir yol çiziyorsak kendimize, bu açıdan bu dosyanın 8 Kasım 2018'de de takibi önemli. Çünkü tensip zaptını bize aldık. İlk başta bu dosyanın tensipi nasıl hazırladıysa aynı şekilde bir tensip. Bu sanıkların hiçbirinin başka bağlantıları araştırılmıyor. Bunlara dair hiçbir müzekkere yazılmamış. Deniz Büyükçelebi denen kişi Suruç dosyasında sanık olduğu halde ve eşinin orada ifadeleri olduğu halde o dosyayla ilgili hiçbir talebi yok mahkemenin. Bu kişilerin dinleme kararları, arama kararları, daha önce diğer sanıklarla ilgili dediğimiz hiçbir talebi mahkeme karara bağlamamış. Aynı şekilde 10 Ekim davası nasıl ilk başta açıldıysa aslında bu süreç takip edilmezsenin bir belgesidir o tensip. Şu an 8 Kasım için düzenlenen tensip. Yani biz bir şey zorlamazsak, biz bir şey demezsek o tensip hiçbir ara kararı yerine getirmeyen bir tensip olarak kalacak ve aslında kalan 16 yakalanmayan. Çünkü yakalamaya dair ne yaptığınız işlem diye sorulduğunuzda ki bunu sormuyor mahkeme. Yakalanmayan sanıklara dair hiçbir işlem yapılmadığını, sadece Polnet üzerinden bir kayıt sorulduğunu gördük. Kırmızı bülten araması olanlar var, onları sormuş mahkeme. Kırmızı bülten araması olmayanlar peki Türkiye'de mi şu an faaliler demek oluyor bu durumda. Yani kırmızı bülten araması olanları soruyor ama diğer sanıklarla bir işlem yapmıyor. Yani aynı süreci biz yine yaşayacağız. Bunu birlikte takip edelim diyoruz. Biz eğer bu komisyona bir şekilde destek sunmak istiyorsanız bizim talebimiz bu. Gerçekten bunun takibini ailelerle beraber organize edilmesinin sağlanması. Bir diğer mesele tabii ki en önemli mesele devlet kamu bağı denen meseleyle ilgili yaptığımız suç duyurusu. Anayasa Mahkemesi'ne kadar başvurularımız var. Soruşturmanın başında kısıtlı kararından tutun da biz yapılan her işlemi bir üst mahkemeye taşıdık. Bunların hepsinin yeniden aslında takibi gerekiyor. Bunların takibinin yapılması gerekiyor. Çünkü kamu sorumluluğu dediğimiz aslında devletin belli unsurları ya da hangi birimleri ise buna müsamaha gösteren veya yardım eden. Biz burada asli faillerin yargılandığı bir duruşma, bir yargılama süreci izlemedik. Burada fer'i failler bizce yargılan. Asli failler bu işi organize eden, bu kişilere izin verenler, bu eylemi örgütlenmelerine onay veren ve yönlendiren, izin veren, o araçla Ankara'ya girişini sağlayanlardır asli fail. Dolayısıyla asli failler açısından yürütülecek hukuk süreci gerçekten var. Evet, hukukun birçok kanalı kapalı olabilir. Dönem öyle bir dönem olabilir, yargı dönemi. Ama tutanaklar önemli, dilekçeler önemli, başvurmak önemli. Hem hafıza açısından hem eninde sonunda bu bir başka bir yargılamaya gidecek. Yani bunu gerçekten kulaklarınızı not edin. IŞİD katliamları, bu cihatçı örgütlerin katliamları bir zaman sonra başka mecralarda başka yargılamalara dönüşecek. Biz örneğin şimdi avukat komisyonu olarak şöyle bir çalışmamız var. Özellikle hukuk camiasında, uluslararası hukuk camiasında bu meselenin tartışılması için bir çalışmamız var. Nasıl tartışılması için? Bu meseleyi siz insanlığa karşı suç olarak tariflemediğiniz sürece hem o sanıkları hem de devletlerin bu konuda işi de gösterdiği müsamahanın görünür olması açısından bir yol elde edemezsiniz. Dolayısıyla bunların genel olarak tüm ülkelerdeki aslında yargılamaları, bu Avrupa'daki yargılamalar, Orta Doğu'daki yargılamalar, birçok yerde aslında avukatlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu konuyu takip eden hukukçulara veya takip etmek isteyen hukukçulara ulaşmaya çalışıyoruz. Uluslararası bir bağ oluşturmak istiyoruz, ağ oluşturmak istiyoruz aslında. Çünkü bunu ne kadar oluşturabilirsek buradaki belki yargı mekanizmasında o kadar zorlayabiliriz hukuka uygun davranması ve yargının aslında mevzuatın onlara verdiği yetkiyi kullanmalarını sağlayabiliriz. Bu konuda yani bir belki bir küçük bir sempozyum denemesi diyebilirim yapmıştık. Ama asıl hedefimiz şu, bir uluslararası alanda bu işin tartışılır hale gelmesi. Tartışılır hale gelir kendi.
Çünkü Irak'ta yargılamada biz biliyoruz kişileri yargılayıp idam ediyorlar. Hatta gerçek anlamda bir yargılama süreci olmadan, ama bizim hedefimiz şu: gerçekten bunun hem devletler anlamında bağının görünür olması, gerçek adalet, çünkü biz hukukçular olarak gerçek adalet istiyoruz ve insanlığa karşı işledikleri bu suçun hangi bağlar içerisinde işlerlerse işlesinler, ki Türkiye bunun en önemli ayağı, hepimiz biliyoruz ne yazık ki, bunun daha gündemde tutmak istiyoruz. Nitekim bu, yani Türkiye'nin sosyal ağları itibariyle, Türkiye'nin konumu ve ne yazık ki toplumsal yapısı itibariyle bu tarz örgütlenmeler her zaman açık bir ülke ve her zaman bu tarz örgütlenmelerin çıkabileceği bir ülke. Ve biz bu konuda nasıl söyleyeyim, ayık olmadığımız sürece biz belki sonucu tartışmaya devam edeceğiz. Biz sonucu tartışmayalım. Gerçekten bu mesele Türkiye'nin tarihsel bir meselesi ve hepimiz barış ve demokrasi mücadelesi istiyorsak bunun hukukla da birleşen ayağını birlikte götürmek zorundayız. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. 8 Kasım'a da tekrar ben çağrı yapmak istiyorum hepinize.